Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu elektriksel potansiyel. Elektriksel kuvvet ve elektrik alan videolarımızı izlediyseniz konunun aslında başlangıcı hakkında şu anda fikir sahibisiniz ve elektriksel potansiyel konusu sizi zorlayacak bir konu olmaktan çok uzak olacak. Konumuzu elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel potansiyel olmak üzere iki farklı kulvarda işleyeceğiz. Öncelikle elektriksel potansiyel enerjiyi tanımlayarak başlıyoruz. Elektriksel kuvvetin iş yapabilmesi için gerekli olan enerjiye elektriksel potansiyel enerji diyoruz arkadaşlar. Bunun tanımını birazcık açmamız gerekiyor. Bir sistemle eğer sistemde var olan kuvvet cisimlere belli bir yol aldırıyorsa sistemle iş yapılmış demektir diye fiziksel iş tanımlamamız vardı, hatırlayınız. Şimdi eğer sistemde bir iş yapılıyorsa sisteme enerji aktarımı gerçekleşecektir. Biz bu durumda aktarılan enerjiyi elektriksel potansiyel enerji olarak tanımlayacağız. Elektriksel potansiyel enerjimiz skaler bir büyüklük olacak ve birimimiz her zaman olduğu gibi enerji birimi joule olarak verilecektir arkadaşlar. Aralarında d uzaklığı bulunan Q1 ve Q2 yüklerinin sahip olduğu elektriksel potansiyel enerjiyi hesaplamak istersek, yüklerin çarpımıyla doğru aradaki uzaklıkla ters orantılı bir büyüklüğe sahiptir diye hesaplarız. Dikkat edelim, yükler büyüklük olarak önemli, işaret olarak da önemli. Çünkü potansiyel enerji skaler bir büyüklüktür arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili basit hesaplama soruları var. Soruların içerisinde konuyu birazcık daha ayrıntılandıracağız. Bakalım. İlk sorumuz basitçe bir soru arkadaşlar. Q1 ve Q2 yüklerinden oluşan sistemin sahip olduğu elektriksel potansiyel enerji kaç K Q kare bölü D'dir? Şimdi konu formül ağırlıklı olduğu için birazcık size formül kullanmayı anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da önce elektriksel potansiyel enerjinin formülünü bir hatırlayalım bakalım. K çarpı Q1, Q2 bölü aradaki uzaklık demektir. O zaman bu sistemdeki potansiyel enerjiyi yazmak istersem K 2Q çarpı Q bölü D olacaktır. Yani 2K Q kare bölü D bu sistemin sahip olduğu potansiyel enerjidir arkadaşlar. Daha önce sınavda çıkmış bir soru, keyifli bir soru arkadaşlar. Her birinin elektrik yükü Q olan iki noktasal cisimden oluşan sistemin elektriksel potansiyel enerjisi bu cisimlerin arasındaki uzaklık D iken U1, 2D iken de U2 oluyor. U1 bölü U2 oranı kaçtır? Yapalım bakalım. Elimde bir tane artı Q yükü var. Bundan D kadar uzakta bir tane daha artı Q yükü var. Bu durumda sistemin sahip olduğu enerji U1 olarak tanımlanmış. Ben U1'i hemen formül olarak yazıyorum. K Q kare bölü D olarak buluyorum. Aralarındaki uzaklık 2D yapıldığı zaman diyor. Bu aynen artı Q yüklerinin. Bu sefer sahip olunan enerji U2 kadar. O zaman onu da yazıyorum. K Q kare bölü 2D olarak buluyorum. Şimdi bunların ikisinin birbirinin oranını sormuş. U1 bölü U2 eşittir. Birinciyi aynen yazıyorsunuz. İkinciyi ters çevirip çarpıyorsunuz. Sabitler birbirini götürüyor arkadaşlar ve sonuç 2 olarak bulunuyor. Gördüğünüz gibi sadece formülü bilerek çözebileceğiniz basit bir sınav sorusu olarak karşımıza çıkmış arkadaşlar. Evet. Şimdi bir sistemde 2'den fazla yük varsa bu durumda elektriksel potansiyel enerjiyi nasıl hesaplayacağız? Şekilde Q1, Q2 ve Q3 yüklerinden oluşmuş sistemin elektriksel potansiyel enerjisi kaç QK Q kare bölü D'dir diye sormuş. Şimdi iki tane temel bilgiyle çözeceğim soruyu. Birincisi nedir? Yükler ikişer gruplandırılacak. İkişer gruplandırılır diyelim. İkincisi, bunu çok fazla kullanacağız arkadaşlar bu konuda. Yük işaretleri önemsenecek. Yük işaretine bak diyorum. Şimdi eğer ben bu sistemde yükleri ikişer gruplandırarak bir potansiyel enerji yazmaya çalışırsam şöyle bir şey çıkacak. Q1 ile Q2'nin çarpımı
bölü aralarındaki uzaklık artı Q1 ile Q3'ün çarpımı bölü aralarındaki uzaklık artı Q2 ile Q3'ün çarpımı bölü aralarındaki uzaklık. O zaman hesaplayalım bakalım potansiyel enerjiyi. Başlangıç olarak arkadaşlar şunu yapalım. K, Q1 ile Q2'yi aldım. 2Q, eksi Q bölü D. Artı K, 2Q, 3Q bölü D. Artı K, 3Q, eksi Q bölü D. Katsayılara bakacağım. Buradaki katsayım eksi 2. Buradaki katsayım artı 6. Buradaki katsayım eksi 3. Ortak parantezi alırsam K Q kare bölü D parantezinde eksi 2 artı 6 eksi 3'ten sonuç bir tane K Q kare bölü D olarak bulunacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Evet, yine daha önce çıkmış bir soru. Bu da ikişerli gruplandırma ile alakalı bir soru arkadaşlar. Formülü tekrar yazmayacağım. Benimle beraber lütfen takip etmeye çalışın. Şekildeki KLM noktalarının her birine artı Q yüklü noktasal parçacıklar konulursa. Koyalım bakalım. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi kaç K Q kare bölü D olur? Yazıyorum şimdi. Birincisi K Q Q bölü D. Bu K ile L arasında. Artı K Q Q bölü D. Bu L ile M arasında. Artı K Q Q bölü 2D. Bu da K ile M arasında. Ortak parantezi alıyorum. K Q kare bölü D parantezinde 1 artı 1 artı 1 bölü 2. Yapınız toplama işlemini arkadaşlar. Ne der? 2, 1 bölü 2 daha 5 bölü 2 K Q kare bölü D'dir. Cevabım D seçeneği olacaktır. Evet, bir sonraki tanımlamamız elektriksel potansiyel. Bir Q yükünün herhangi bir noktada oluşturduğu elektriksel potansiyel artı bir birim yükü sonsuzdan K noktasına getirmek için yapılması gereken iştir. Şimdi buradaki tanımı birazcık inceleyelim. Bir Q yükünün herhangi bir noktada oluşturduğu elektriksel potansiyel artı bir birim yükü. Elektrik alandan hatırlayın arkadaşlar. Artı bir kulomb'luk bir yükümüz vardı. Sonsuzdan K noktasına getirmek için yapılması gereken iştir. Elektriksel potansiyel skaler bir büyüklüktür. V harfiyle gösterilir, birimi volt'tur. Şimdi burada sonsuzun enerjisi ya da potansiyeli sıfır olduğu için ya da potansiyeli sıfırdır. Dolayısıyla yapılması gereken işi bulmak için benim X noktasındaki potansiyeli hesaplamam yetecektir. Elektriksel potansiyel enerjiden yola çıkalım arkadaşlar. K, birinci yüküm Q, ikinci yüküm 1 bölü D'den. Bu aslında benim elektriksel potansiyelime eşittir. Formülü görüyorsunuz. K, Q bölü D ile hesaplanacaktır. İncelemeye başlayalım bakalım. Q yükünün K ve L noktalarında oluşturdukları elektriksel potansiyellerin oranı nedir? Daha önce de söyledim arkadaşlar. Formül ağırlıklı bir konu olduğu için bize başlangıçta formülü ezberletmeye çalışan sorularımız var. K noktasının potansiyelini yazıyorum. K noktası burada. K çarpı Q. Q'nun K noktasına uzaklığı D kadar. L noktasının potansiyelini yazıyorum. K, Q. L noktasına uzaklık 2D'ye kadar. O zaman K'nın potansiyelinin L'nin potansiyeline oranını bulmak istersem, hata yapmamak için arkadaşlar formüllerde tek tek yazıyorum. Oran 2 olarak bulunmaktadır. Evet, bir sonraki aşama. Q1, Q2 ve Q3 yüklerinin K noktasında oluşturduğu toplam elektriksel potansiyel kaç K, Q bölü R'dir diye sormuş. K noktasına uzaklık arkadaşlar her birisi için R kadardır. O zaman aslında yüklerin büyüklüğüyle doğru orantılı bir potansiyel sonucuna ulaşmam gerekiyor. Her birinin potansiyelini üzerine yazacak olursam. Mesela 2'nin
oluşturduğu potansiyel K 2Q bölü R kadardır. 1'in oluşturduğu potansiyel K Q bölü R kadardır. 3'ün oluşturduğu potansiyel ise eksi 4K Q bölü R kadardır. Son olarak K noktasındaki potansiyeli bulursam K Q bölü R ortak parantezine alalım. V1'in katsayısı 1 artı V2'nin katsayısı 2 artı V3'ün katsayısı eksi 4'tür. Buradaki işlemi yaparsanız arkadaşlar sonucun eksi K Q bölü R olarak çıktığını göreceksiniz. Noktalar arasındaki uzaklıklar eşit olduğuna göre hangi noktalarda elektriksel potansiyel sıfır olur diye sormuş. Şimdi elektriksel potansiyelin sıfır olma durumunu bir inceleyelim arkadaşlar. Yüklerden bir tanesi artı, bir tanesi eksi. Şimdi benim potansiyelim artı Q yükü için yazacak olursam K Q bölü R1 olsun. Eksi 3Q yükü için yazacak olursam K 3Q bölü R2. Bunun ne olmasını istiyor soru benden? Sıfır olmasını istiyor. O zaman K Q bölü R1 eşit olmalıdır 3 tane K Q bölü R2'ye. Eğer K Q'lardan kurtulursanız R2'nin değerinin R1'in 3 katı olması gerektiğini görürsünüz. Yani eğer R1 1 birimse R2 3 birim olmalıdır. R1 2 birimse R2 6 birim olmalıdır. Bunu uzatabilirsiniz tabii ki istediğiniz kadar. Şimdi seçeneklerden gitmenin daha mantıklı bir şey olduğunu düşünüyorum arkadaşlar burada. Mesela K noktasına bakalım. K noktası artı Q yüküne yani R1'e 2 birim uzaklıkta. Eksi 3Q yüküne 6 birim uzaktadır. Biri diğerinin 3 katı olacak demiştik. Demek ki K benim bu noktalarımdan bir tanesi. Şimdi L noktasına bakıyorum. Artı Q'yu uzaklığı 1 birim. Buna karşılık eksi 3Q'yu uzaklığı 5 birim. Öncülümü tutturamadım. M noktasına bakıyorum. Uzaklık 1 birim. 3Q'nun uzaklığı 3 birim. Bu da oldu. K ve M benim potansiyelimin sıfır olduğu iki nokta olarak belirlenmiş oldu arkadaşlar. Bir sonrakinde Q1 ve Q2 yüklerinin K noktasında oluşturduğu toplam potansiyel 10 volt ise L'de oluşturdukları toplam potansiyel kaç volt olur diye sormuş. Şimdi K noktasındayım öncelikle. Burası ne kadarmış? 10 volt. O zaman K'nın potansiyelini yazıyorum. K 3Q bölü D. Eksi K 6Q bölü 3D. 10 eşittir. K Q bölü D parantezine alırsam 3 eksi 2'den 1 çıkacaktır. Yani K Q bölü D değeri 10 volta eşittir. Şimdi L noktası için yapıyorum. L'nin potansiyeli K 3Q bölü D. Eksi K 6Q bölü D. Sonuç eksi 3 K Q bölü D. Buranın değerini biliyorum arkadaşlar. 10 volt. O zaman diyorum L'nin potansiyeli eksi 30 volt olmak durumundadır. Seçeneğim A'dır. Bir sonraki. Eşit kare bölmeli düzlemde Q1, Q2, Q3 yüklerinin K ve L noktalarında oluşturdukları toplam potansiyellerin oranı nedir? Bakalım şimdi. Önce hangi noktaya bakalım? K'ya bakalım. Her birinin uzaklıklarını şekil üzerinden benimle beraber takip edin lütfen arkadaşlar. K noktasında Q1 artı 6 KQ bölü 2D'dir. Q2 eksi 6 KQ. Q bölü 3D'dir. Q3 artı 10 KQ bölü 2D'dir. Ortak paranteze aldım. Artı 3 eksi 2 artı 5'ten sonucu 6KQ bölü D olarak buldum arkadaşlar. L için yapalım bakalım aynısını. L'deki hesabımız Q1 artı 6 KQ bölü 3. Q2 için eksi 6 KQ
bölü 2D. D'leri unutmayalım. Şekilli olsun. Artı 10. K, Q bölü. Şimdi 10'un uzaklığına bakalım arkadaşlar. 10'un L'ye uzaklığını, kırmızı çizginin bir hipotenüs olduğunu düşünürseniz burada 3 birim. Burada 4 birim olduğuna göre 5 birim olarak okuyabilirsiniz. O zaman bölü 5D yazıyorum. Aldım ortak paranteze. K, Q bölü D. Artı 2. Eksi 3 artı 2. Ne çıktı L? K, Q bölü D. O zaman K'nın potansiyelinin, L'nin potansiyelinin oranı 6 olarak bulunacaktır. Buradaki dik üçgene dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla sorulan sorumuzdur 3, 4, 5 üçgeni. Evet, geldik konunun yeni aşamasına. Yüklü kürenin oluşturduğu elektriksel potansiyel, yüklü küre elektrik sistemlerindeki özel durumda arkadaşlar. Hatırlayalım neden? Çünkü kürenin içinde, iç kısmında yük bulunmayacak demektir. Buradan hatırlamamız gerekirse eğer, kürenin içerisindeki elektrik alanın sıfır olduğunu daha önce öğrenmiştik. Ancak potansiyel enerji için aynı şey söz konusu değil arkadaşlar. Ya da potansiyel için aynı şey söz konusu değil. Yüklü kürenin içinde her noktanın elektriksel potansiyeli eşit olup kürenin yüzeyindeki kadardır. Biz bu duruma eş potansiyel durumu deriz. Neden önemlidir eş potansiyel tanımı? Çünkü eş potansiyel üzerinde hareket ederken ya da eş potansiyel çizgileri üzerinde hareket ederken iş yapmayız arkadaşlar. İlerleyen örneklerimizde göreceğiz bunu. Şimdi eğer elektriksel potansiyelin uzaklığa bağlı değerini görmeye çalışırsak. Ne dedik? Kürenin içinden yüzeyine kadar hep aynı değeri alacaktır. Yani K, Q bölü R değerini alacaktır. Buradan itibaren küre yüzeyinden uzaklaştıkça R'de artış göreceği için potansiyel azalır diye yorum yapmak durumundayız. Bakalım bununla ilgili bize ne sormuş olabilirler. Evet, artı Q yüklü kürenin KLM noktalarında oluşturdukları elektriksel potansiyelleri veren ifadeler nelerdir? Neydi? Kürenin içiyle, ezberleyene kadar yazalım bunu. Kürenin yüzeyi aynı potansiyele sahipti. Bir de küre yüzeyinden uzaklaştıkça potansiyel azalır diye not düşmüştük. O zaman bir kere K ile L'nin potansiyeli birbirine eşit olacak arkadaşlar. En büyük değeri yüzeyde alacağına göre uzaklaştıkça potansiyel azalacaktır. Yani K ile L eşit. Bunların ikisi M'den büyük olmak zorundadır. Yine küre ile ilgili yeni bir örneğimiz. Artı yüklü kürenin K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel V ise M noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel kaç V olur? Şimdi K noktasındaki potansiyelle yüzeydeki potansiyel aynıydı. Yani VK eşittir kürenin yüzeyi potansiyeli. O zaman formülünü yazacak olursak arkadaşlar, VK K Q bölü 2R'dir. Sorumuz buna V kadar demiş. O zaman ben KQ bölü R değeri yerine 2V yazacağım demektir. M'nin potansiyelini hesaplamaya çalışalım arkadaşlar. M diyelim. KQ bölü 3R'lik bir potansiyele sahiptir. 2V KQ bölü R değerine karşılık geldiğine göre M noktasının potansiyeli 2V bölü 3 olarak bulunur. Evet, önemli ayrıntılardan bir tanesi arkadaşlar, eksi yüklü kürenin KLM noktalarında oluşturdukları elektriksel potansiyeller arasındaki ilişki nasıldır? Neyi hatırlayacağım? Potansiyel skalardır. Yani işarete dikkat edeceğiz. O zaman yazalım bakalım. K'nın potansiyeli ile L'nin potansiyeli birbirine eşittir ve bu potansiyel eksi K Q bölü 2R'dir. Buranın katsayısını kenara alıyorum arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2. M noktasının potansiyeli eksi K Q bölü 3R'dir. Buranın katsayısını kenara alıyorum. Eksi 1 bölü 3.
Nedir matematiksel olarak skaler kural? Eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 2'den büyüktür. O zaman ben potansiyel değerlerini hesaplamak istersem, M'deki potansiyel büyüktür K'daki potansiyelden, o da L'deki potansiyele eşittir. Demek ki az önce söylediğimiz gibi yüzeyden uzaklaşırken potansiyel azalır ifadesi sadece artı yük için geçerli, eksi yük için böyle bir durum söz konusu değil. Bu durumda benim sorumun cevabı B olacaktır. Evet, elektrik alanda da görmüştük bu sistemi arkadaşlar. Merkezleri çakışık kürelerin oluşturduğu elektriksel potansiyel nedir, nasıl hesaplanır ona bakacağız. Siz yan taraftaki açıklamaları okurken arkadaşlar ben şekil üzerinde size birazcık anlatmaya çalışayım. Şimdi eğer ben K ve L küresi için hesaplama yapacak olursam, bir kere L'nin içinde bir potansiyel söz konusudur. L'nin yükünden kaynaklanan ara bölgede, şöyle yapalım, yine L'den kaynaklanan bir potansiyel söz konusudur. Yetmez, bu bölge aynı zamanda K'nın, K küresinin içidir. Dolayısıyla bir de K'nın potansiyeli vardır bu bölgede. Dışarıda ise, sistemin dışına çıktığımda ise durum toplam yük olarak hesaplanır arkadaşlar. Elektrik alanda nasıl yapıyorduk hatırlayalım. İçeride elektrik alan sıfırdır. Arada L'den kaynaklanan elektrik alan vardır. Dışarıda toplam yükten kaynaklanan elektrik alan vardır demiştik. Burada durum birazcık daha karışıyor. Bizden istenen noktanın yerine dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela X için yazacak olursam arkadaşlar ben şöyle bir şey yazmak durumundayım. L'nin dışında artı K'nın içinde, yani ikisi içinde ayrı ayrı potansiyel hesaplayıp toplamını alacağım. Diyelim ki Y için bakıyorum. K ve L'nin dışında, o zaman ikisinin birden dışındaysa toplam potansiyel alacağım demektir. Dediğim gibi yan taraftaki notları ben anlatırken bir göz gezdirdiyseniz arkadaşlar formül olarak yazmış. Biz şimdi bunun uygulamasını örnekle görmeye çalışalım bakalım. Merkezleri çakışık X ve Y küreleri K ve L'de oluşturdukları potansiyelin oranları V, K bölü V ile kaçtır? Evet, bakalım. Şimdi K noktası için ne diyecektik? X'in dışında ama Y'nin içinde. O zaman buraya bir X potansiyeli yazacağım. Buraya bir Y potansiyeli yazacağım. Ve ben bunların ikisini toplayacağım arkadaşlar. K noktasının potansiyelini yazıyorum. X'in dışında bu durumda buradaki potansiyel K 2Q bölü 2R kadardır. Y'nin içinde K 6Q bölü 3R yazacağım. Yani K'nın potansiyelini yazmak istersem arkadaşlar ikiler sadeleşecek buradan KQ bölü R parantezini alacak olursam 1 eksi 2'den K'nın potansiyeli eksi K Q bölü R olarak çıkacak. L'nin potansiyeline bakıyorum. L iki kürenin de dışında, o zaman buradaki toplam yük diyeceğim eksi 4 Q. L'nin potansiyelini yazarken K eksi K 4 Q bölü 4 R'den eksi K Q bölü R çıkacak. K'nın potansiyeli ile L'nin potansiyeli birbirine eşit çıktı. Dolayısıyla oran 1 olacaktır. Evet. Esas soruların sorulabileceği en önemli noktalarımızdan bir tanesi elektriksel iş arkadaşlar. Q yükünü bir noktadan başka bir noktaya götürmek için yapılan iş sistemin elektriksel potansiyel enerjisindeki değişime eşittir. Konuya başlarken ne demiştim hatırlayın, yapılan iş sisteme enerji olarak aktarılacaktır. Eğer sistemde yaptığım enerjiyi hesap etmek istersem son potansiyelden ilk potansiyeli çıkarmak durumundayım arkadaşlar. Yapılan iş aynı zamanda hareket eden yük ile
Yükün hareket ettiği noktalar arasındaki potansiyel farkın çarpımına eşittir. Dolayısıyla eğer ben potansiyeli hesaplayabiliyorsam bunu yükle çarptığım anda işi hesaplayacağım arkadaşlar. Geldik esas meseleye. Eğer yapılan iş artı çıkarsa elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış olur. Bu şu demektir arkadaşlar. Doğalda olması gerekenin dışında bir şey yapıyorsanız karşı iş yapmışsınız demektir. Nasıl? Şöyle. Buraya bir not olarak yazalım. Mesela artı bir yükle artı bir Q yükü normal koşullarda ne yaparlar arkadaşlar? Bunlar birbirlerine itme kuvveti uygularlar. Ama ben bu iki yükü tutup da birbirine yaklaştırmaya çalışırsam, mesela bu artı Q yükünü sabitleyip diğer artı Q yükünü ona yaklaştırmaya çalışırsam elektriksel kuvvete karşı iş yapmış bulurum. Çünkü artı yük artı yüke yaklaşamaz. Aynı şekilde diyelim ki artı Q yüküm sabit duruyor. Buradaki artı Q yükünü aldım, serbest bıraktım. Bu durumda ne olmasını bekliyorum? Birbirlerini itecekler. Buradaki artı Q yükü sabit olacağı için diğer artı Q yükü sistemden uzaklaşma eğiliminde olacaktır. Burada da F elektriksel iş yapar. Ayrıntımız nerede? Şurada arkadaşlar. Eğer elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıyorsak sistemin potansiyel enerjisini artırıyoruz. Kinetik enerjisini azaltıyoruz demektir. Yapılan iş eksi çıkarsa elektriksel kuvvetler iş yapmış olur. Eğer bir sistemde elektriksel kuvvet iş yaparsa sistemin potansiyeli azalır. Buna karşılık cismin kinetik enerjisi artar diye yorumlayabiliriz. Şöyle sorulmuş sorusu. 2 kulopluk yükü K noktasından L noktasına getirmek için yapılması gereken iş nedir? Bakalım hemen nedir? Yapılması gereken iş Q çarpı son potansiyel eksi ilk potansiyeldir. Şimdi biz bu Q yükünü nereden alacağız arkadaşlar? K noktasından. En son nereye getireceğiz? L noktasına. O zaman VL eksi VK yazmamız gerekiyor. Q 2 birim. L'nin potansiyeli 30. K'nın potansiyeli 10. Burası 2 çarpı 20'den 40 jül olarak bulunur. Demek ki benim yapmam gereken iş 40 jüldür. Bir sonraki örneğimizde eksi 2 Q yükünü K noktasına getirmek için yapılması gereken iş nedir diye sormuş. Ne dedik? Önce ilk enerji. Şu an sistemde görünen durum yani. K çarpı 2 Q çarpı eksi 2 Q bölü. Aradaki uzaklık 2D'ye kadar. O zaman benim sistemimin ilk enerjisi şu ikilerden kurtulursam eksi 2 K Q kare bölü D'dir. Sonra sistemin son enerjisi. E son eşittir. K çarpı 2 Q eksi 2 Q bölü yükler arasındaki uzaklık D'ye kadar kalacak. O zaman eksi 4 K Q kare bölü D burada vardır. Yapılan iş son enerjiden ilk enerjinin çıkarılmasıyla bulunur. Son enerjim neydi? Eksi 4 K Q kare bölü D. Eksi ilk enerjim eksi 2 K Q kare bölü D. Eksiler birbirini artı yapacaktır. Eksi 4'ten artı 2 çıkarsa eksi 2 K Q kare bölü D olarak sistemde yapılan işi elde ederiz. Evet, benzer bir örnek bu sefer sayısı olarak sormuş arkadaşlar. Şekilde K noktasının potansiyeli artı 45 volttur. 5 kulopluk yükü L noktasından K noktasına getirmek için yapılması gereken iş nedir? Şimdi yapılması gereken iş Q çarpı VK eksi VL'dir. L noktasından K noktasına getiriyorum. Yani ilk durumda L'de, son durumda K'da olacak. K'nın enerji potansiyelini V olarak volt cinsinden biliyorum ama L'ninkini bilmiyorum. Hesaplamaya çalışalım arkadaşlar. Önce K'ninkini hesaplayalım bakalım. K'ninkini bulursam L'ninkine geçiş yapabilirim. K'nın potansiyeli nedir? K 4Q bölü D eksi K Q bölü
D. Yani 3 tane K Q bölü D'dir. Bu 45 volttur. O zaman K Q bölü D değeri 15 volta eşittir. Şimdi de L'yi hesaplayalım. L eşittir K 4 Q bölü 3 D eksi K Q bölü D. 3 ile eşitlerseniz arkadaşlar 4'ten 1 çıktı. 3 ve L eşittir. Şey, 4'ten 3 çıktı. 1. 1 bölü 3 K Q bölü D. Buranın değerinin 15 olduğunu az önce bulduğuma göre L'nin potansiyelinin de 5 volt olduğunu görüyorum. Şimdi yapılan iş neydi? 5 kulombluk yükü L'den alıp K'ya getirmek. O zaman 5 çarpı 45 eksi 5'ten 5 çarpı 40 200 joule kadar iş yapmış oluruz bu işlemi gerçekleştirmek için diyoruz. Evet. Konuyla ilgili son örneğimiz eş potansiyel çizgisi arkadaşlar. Eş potansiyel çizgisi ne demekti? Eş potansiyel aynı potansiyele sahip noktalar demektir. Şimdi dikkat edin buraya. Aynı potansiyele sahip noktalarsa eğer ben bir işi yapmak için yükle atıyorum iki nokta arasındaki potansiyel farkını bulmak istiyordum ya. A ile B eş potansiyelse burada fark yok demektir. Sıfırdır. Dolayısıyla eş potansiyel yüzeylerde hareket ederken iş yapılmaz. Şimdi her nokta için potansiyeli hesaplayabiliriz ama küre yüzeyleri eş potansiyeldir diye notumuzu da düşebiliriz. Formülü hatırlayın. K, Q bölü R. Küre yüzeyinde R'ler aynı, Q'lar aynı. K zaten sabit olduğu için onların potansiyelleri eşit olmak durumunda. Şimdi O noktası çembersel yörüngenin merkezidir. K noktasından artı Q yüklü cismi şekildeki yolu izleyerek R noktasına geçiriyoruz. Buna göre artı Q yükü hangi yolları alırken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış olur. Şimdi ne var burada? Artı yüklü iki tane parçacık. Burası artı Q, burası artı Q. Eğer yükler yaklaşırsa karşı iş. Gene yazamadım. Kalem tutuldu. Yaklaşırsa karşı iş. Eğer yükler uzaklaşırsa F elektriksel kuvvet iş yapar dersem eğer. Şimdi yolu takip edin arkadaşlar. Bakın. K'dan L'ye doğru gelirken yükler yaklaşıyor. Yaklaştıklarına göre F elektriksele karşı iş yapıyorum. İkinci ayrıntım. Şimdi L'den M'ye doğru giderken küre yüzeyinden ilerlediğim için burası eş potansiyeldir diyorum. Dolayısıyla burada iş yapılmayacak. Tekrar bakalım. M'den N'ye doğru hareket ediyorum arkadaşlar. M'den N'ye doğru hareket ederken yükler yaklaştı. O zaman elektriksel alana elektriksel kuvvete karşı iş yapıldı. Bir sonraki aşamada N'den P'ye gelirken küre yüzeyinde ilerliyorum. Tekrar eş potansiyeldeyim. Ve son olarak P'den R'ye giderken yükler uzaklaştı. O zaman bu normalde olması gereken bir şey olduğu için elektriksel kuvvet iş yapmış oldu. Benim sorumun cevabı hangi yollarda elektriksel kuvvete karşı iş yapılır? KL yolunda ve MN yolunda cevap D seçeneğidir diyoruz. Ve elektriksel enerji, elektriksel iş, elektriksel potansiyel konusunu bitiriyoruz arkadaşlar. Ben soru çözümü videosunu hazırlarken siz de bu videoları güzelce tekrar edip formülleri ezberliyorsunuz. Soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.